Muharebenin nihayetine kadar atışın en şiddetli yerlerinde bulundu. Yani başında bir hayli zabitler yaralandığı halde kendisine yine bir şey olmadı. Ruslar Osmanlı askerini ne top ne tefnin ve ne de süngü ile yerlerinden çıkarmak kabil olmayacağını görerek muharebeye birkaç saat tatil ettiler. Osman Paşa bundan bir istifada hala gayru çarda bulunan Ruslar üzerine bu sefer de kendisi taarruz etmek için hemen şimal ve cenuba doğru yayılmış olan müfrezeleri topladı. Hadi. Plevne gerisinde kalmış olan ihtiyatlarını celp etti. Generallerden nümayiş için Cenahablerden nümayiş için iş için birer müfreze tertip ve sevk ettikten sonra kendisi de cepheden taarruza başladı. Yuça
kariyesi zapt edildi. Ruslar firar ediyor. Onlar kaçta gece arkalarından asker Osmaniye takip ediyordu. Eğiliyordu. 12 saat devam eden bu muharebe şiddeye nihayet akşam üzeri fasıla verildi. Osman Paşa pek ziyade yorgun düşmüş olan askere bir müddet istirahat ettiriyor. Dikten sonra ortalık kapanıyor. Ortalık kararır kararmaz. Tekrar takip başladı. Gece takibe fasıla ertesi gün eli silah yine devam olundu. Askerin gecedeki kuvvetlerin hepsi Rus harfleriyle malamal idi. Askeri Osmaniye birçok Rus askeri esir esir top ve mühimmat sair'e itnam ettiler. Ruslar ve Veyna'nın gerisinde iyi ithap ettikleri bir mevzide Osmanlıların vervidine
vermediğine intizar etmek istedilerse de Osmanlı kollarının ucu görünmez mevzi terk ile firar ettiler. Nihayet Usma Sevinin sağ silahına geçerek mevkiten takipten kurtuldular. Osman Paşa yemeden içmeden 36 saat muharebe etmiş olan askerini istirahat verdi. Kendisi de karargahına ve binaya nakil etti. Bir Rus erkanı harp zabitinin hesabına göre Rusların birinci Plevne Muharebesi'ndeki zayiatı 6 6 7 bin kişiye bali olmuştur. Abdülhamid bu Plevne muzafferiyetinden dolayı Osman Paşa'ya tebrik telgrafnamesi teşhide ettiği gibi Askeri Osmaniye'nin şu muvaffakiyetinden Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena için İstanbul Cevami Şerifesinde dua edilmesini emir etti. Abdülkerim Paşa
Sıra Serdar Lök'tan, Redif Paşa, Seraskerlik'ten, azil edildikten sonra harekat askeriye başka bir şekil almış idi. Rusların Anadolu'daki gibi Tuna boyunda da